Ziraat Mühendisleri Odası seçime gidiyor. Önümüzdeki cumartesi ve pazar günü seçimlerin gerçekleştirileceğini söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Meslekte Birlik Grubu, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Asil Üye Konya Şeker AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şekerbank Tarım Bölüm Müdürü, Şeker Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalem, gerçekleştirecek seçime basın mensuplarını davet etti. Mehmet Kalem her daim üreticinin, çiftçinin yanında olacaklarını söyledi. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Meslekte Birlik Grubunu Gazeteciler Cemiyeti'nde ağırlıyoruz. Tabii ki birlik grubu olunca, Ziraat Mühendisleri Odası olunca önümüzde bir seçim var zannedersem. Bir seçim hazırlığı var. Dolayısıyla bu tür odalar şehrimiz için önemli yerler teşkil ediyor. Kendilerine başarılar diliyorum. Benim zaten söyleyecek fazla bir şeyim yok. Sadece kendilerini burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Sözü Mehmet Başkan'a bırakıyorum. Buyurun Mehmet Bey. Öncelikle tüm basın mensuplarına Kayseri'nin çok kıymetli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Metin Köse'da, yönetim kurulu üyeleri ve basınımızın yüzü de temsilcilerine merhaba demek istiyorum. Sayın Gazeteciler Cemiyeti Başkanım, saygıdeğer cemiyet yönetim kurulu üyelerimiz, basınımızın yüzü de temsilcileri. 9-10-12-2023 Cumartesi ve Pazar günleri daha doğrusu yapılacak olan Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurulu ve olağan seçimli genel kuruluna sizleri davet etmeye geldik. Ve grubumuzla sizlerle seçim öncesi bir tanışma, kaynaşma toplantısı yapmaya geldik. Bu sıcak ilgi alakadan dolayı başta Metin Başkanıma, kıymetli yönetim kurulu üyelerine ve tüm basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Odamız yönetimine talip olan meslekte birlik grubu üyesi arkadaşlarımız bugün çok kalabalık bir grupla temaslarımızı devam ediyoruz. Seçim öncesi tüm ilçeleri, tüm meslektaşlarımızı odamıza üye ve üye olmayan tüm ziraat mühendislerini seçim öncesi ziyaret ettik. Çeşitli temaslarda bulunduk ve bu temaslar sonucunda odamız yönetiminin koşan, konuşan ve aktif bir oda olması gerekliliğinden doğan sonuç üzerine biz de grubumuzla beraber daha önceden yaptığımız hazırlıklar sonucunda oda yönetimine aday olduk, bir yola çıktık. Biz şu mesajları veriyoruz öncelikle Kayseri kamuoyuna ve basınımızın değerli temsilcilerine. Tecrübeliyiz fakat dinamiyiz, yani genciz. Konuşan fakat her kurumla barışık bir oda olacağız. Koşan ancak yorulmayan bir oda yönetimi olacağız. Meslektaşlarımızın sorunlarını dile getiren ancak her kurumla barışık olan, her kurumla uyumlu çalışan bir oda olacağız. Atama ve talimatla değil, meslektaşlarının hür ve özgür iradeleriyle ve seçilerek gelen yönetimler tarafından yönetilen bir oda olacağız. Güçlü olacağız, sesli olacağız, üreten olacağız. Başta Kayseri tarımı olmak üzere ülke tarımının sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri üreteceğiz. Pasif bir oda olmaktan ziyade hem meslektaşlarımızı, hem çiftçilerimizi, hem de Kayseri tarımının tüm paydaşlarını birleştiren, bir araya getiren ve Kayseri tarımının da gücünü artık Türkiye'de duyuran bir oda olacağız. Tüm ziraat mühendislerinin başta ücret, özlük hakları, toplumdaki saygınlığı, mesleki itibarı başta olmak üzere mesleğimize karşı oluşan tehdit, şiddet ve adeta yok sayıldığımız günlerden çıkmak, üretenlerin can yoldaşı olan, çiftçilerin Kayseri tabiriyle kardeşi olan, köylünün ve üreticinin adeta gönüldaşı olan bir oda yönetimi olacağız.
Dolayısıyla değerli basın mensupları, biz artık grubumuzla beraber çok daha aktif bir oda yönetimi olarak inşallah pazar günkü seçimden sonra da sizlerle beraber olmayı, Kayseri'nin lokomotifi olan tarımın, tarımsal sanayinin sesi olmayı, üretenlerin sesi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize de ulaşacağız. Kayseri'de en az tarımla, tarımın paydaşlarıyla beraber en az ticaret kadar, en az turizm kadar, en az siyaset kadar da konuşulmayı hedefliyoruz. Çünkü konuşmayan toplumların sorunlarını çözemediğini biliyoruz. Bu anlamda ben ve arkadaşlarımı, grubumuzu misafir ettiğiniz için, başta kıymetli Metin Başkanıma, yönetim kurulu üyelerimize, siz değerli basın emekçilerine çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Ağzınıza sağlık başkanım. Soru var mı? Evet, abi. Gözüme bakın, sormadı. Nasıl? Yok yok, buyur abi, estağfurullah, ne demek? Başkanım, yani ziraat mühendisliği son yıllarda tüm dünyada çok önem kazandı. Ancak Kayseri'de mera alanlarının daralması, tarım alanlarının betonlaşması, çiftçinin üretimden yavaş yavaş vazgeçmesinin Kayseri'de ciddi sorunlar da başladı. Yani Türkiye kendi kendine doyuran ülkeyken şu anda Kayseri dahil olmak üzere kendi kendine yetmeyen bir şehir ve ülke haline geldi. Yani siz Ziraat Mühendisleri Odası olarak projeleriniz nedir acaba? Bu konuda ne yapacaksınız diyorsunuz? Yani çünkü biz Ziraat Mühendisleri son günlerde yani ne diyeyim, sessiz şeytanım oynuyor diyeyim. Toplumun hangi kesimi sessiz kalırsa o kesimden bir etkinlik, bir faaliyet, bir çözüm önerisi beklemeyin kıymetli arkadaşlar. Sevgili Metin Başkanım biliyor belki, ben 4 yıla yakın Kayseri Spor yönetiminde de görev aldım. Uzun yıllar Konya Şeker Fabrikası'nda çalıştım. 10 yıl Şekerbank'ta görev yaptım. Torku'nun Torku olmasında, marka olmasında hakikaten büyük bir emeğim var. Orada da çok konuştuk, çok sesli olduk. Bütün arkadaşlarımızda, meslektaşlarımızda, bugün Kayseri'de birçok ulusal markanın olması, tarımsal markanın olması bizim için itici güç. Bunun için de tarımsal arazilerin sanayi işletmelerine, büyük fabrikalara veya tarım dışına çıkmaması gerekir. Kıymetli büyüklerimiz hatırlar, belki gençler hatırlamıyor ama Kayseri çıkışından Boğaz Köprü'ye kadar değerli arkadaşlar biz ayçiçek tarlalarının içinde gidiyorduk. Sağlı sollu o güzelim ayçiçek tarlalarında şimdi araç firmaları, çeşitli küçük işletmeler, orta ölçekli fabrikalar var. Tabii ki sanayide olması lazım. Zaten bizim çıktığımız, bizim nihai ürünümüz gıda da bir sanayi ürünü. Neticede gıda da sanayinin birçok kolunda kullanılıyor. Ama fabrikalar, İşletmeler, bu tür rezidanslar, bu tür büyük AVM'ler tarım dışı arazilere de yapılabilir. Bakın Kayseri'nin çevre yolunun üst tarafı, yani Molu tarafı diyelim, Kayseri'nin Hacılar tarafı, Erciyes'in etekleri, etrafımızda o kadar çok tarım dışı arazi var ki, o kadar koşullar uygun ki bu tür sanayi yatırımlarına, ama özellikle güzelim Boğaz Köprü'ye giderken sağlı sollu arazilerin heba edilmesi, tarım dışına çıkarılmasına biz ziraat mühendisleri olarak inanın üzülüyoruz, içimiz kanıyor, toplum da aslında buna tepki veriyor. Bunları çözmemiz lazım. Organize sanayi mereye doğru büyüdü geldi, bakın bitti. Deniz bitti tabiri caizse. Onun için bu tür yerlerin kesinlikle artık tarım dışına çıkarılması gerekir. Bakın çok yakın, yanı başınızda bir şehir hastanesi tarım arazilerinin içerisine kuruldu adeta. Yine Kayseri'nin havaalanı civarındaki o güzelim bahçeler, tarlalar hepsi konut oldu. Biz konuta, sanayiye karşı değiliz. Bakın bunu özellikle söylüyorum, altını çiziyorum. Ama bunların yapılabileceği çok müsait yerler var. Tarım arazilerine sanayi ve konut yapılaşmasına karşı olduğumuzu, bunlar için çözüm üretebileceğimizi, birlikte çözüm üretebileceğimizi söylemek istiyorum. O konuda da sesli olacağız. Yüksek sesli olacağız.
ve sloganlarımızı da belirledik. Etkin ve etkili bir ziraat mühendisleri odası olacağız. Koşan, konuşan ve kaynaşan, kucaklaşan bir ziraat mühendisleri odası olacağız. Etik kurallardan ve meslek onurundan taviz vermeden her kurumla, ama her kurumla, bunun altını özellikle çiziyorum, her kurumla barışık olacağız, kaynaşan olacağız, kucaklaşan olacağız, her kurumu destekleyeceğiz, her kuruma yardımcı olacağız. Siyasilerimize rapor hazırlayıp Kayseri tarımı için neler yapılabilir birlikte konuşacağız, birlikte başaracağız inşallah.